Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni enteresan bir videoyla karşınızdayız. Fatma hocam hatırlarsanız sizlere canlı ders esnasında bazı sözler vermişti. Demişti ki konu anlatı video dışında da ilgi çekici videolar hazırlayacağım demişti. Ve arkadaşlar o videoların zamanı geldi, çattı. Sevgili hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Neyin tanıtımını yapacağız? Bu videoda çizgilerle çarpma işlemi yapacağız. İlginç bir yöntem. Böyle bir gizem geldi sesinizin ardından. Bakalım ne kadar ilginç bir yöntem. Evet, bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben burada cetvelle çizeceğim çizgileri. Normalde elimizle çizebiliriz. Fakat hani daha anlaşılır olması için daha cetvel kullanacağım. Evet, cetvel kullanmak zorunda değiliz. Şimdi 3 ile 6'yı çarpacağım. O zaman 3 tane çizgi çekiyorum. 3 tane çizgi çektim. Sonra 3 ile 6'yı çarpacaktım. 6 tane daha çizgi çekeceğim. 1... 2, 3, 4, 5, 6. Ne yaptım şu anda arkadaşlar ben? 3 ile 6'yı çarpacağım. Bir tane 3 tane çizgi çektim. Bir tarafa 6 tane çizgi çektim. Bunların çarpımında kaç olduğunu bulurken buradaki noktaları sayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 kere 6'nın ne yaptığını bulmuş oldum arkadaşlar. Wow. 18 yaptığını bulmuş oldum. Kesiştikleri köşeleri sayıyoruz. Noktaları sayıyoruz. Evet, evet. Kesiştikleri kaç tane nokta var onları saydım. Peki tek haneliler de kolaydı. Evet değil mi? Hani böyle 6 kere 3 zaten 18. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki 12 ile 43'ü nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar 12 dediği için şöyle yapacağım. Onlar basamağı için bir tane buraya çizgi çektim. Bu 1. Daha sonra binler basamağı için biraz uzağına arkadaşlar 2 tane çizgi çekeceğim. 1, 2. Bu baştaki burada ben 1, ne yapmış oldum? Evet. 12. 12'yi yazmış oldum. Evet. Peki şimdi sırada ne var? 43 var. 43'te arkadaşlar yukarıya 1, 2, 3, 4. Bu 40. Onlar basamağın tepsi. Evet. Yani. Biraz mesafe bıraktım araya. Buraya da 3 tane çizgi çekeceğim. 43'teki 3'ün çizgileri bunlar da arkadaşlar. Şimdi 12 ile 43'ü çarptığımızda nasıl bulacağım? Evet, çizgilerimizi çek. Peki bu çizgilerden ben bu çarpımı nasıl bulacağım arkadaşlar? Şimdi ilk önce şu kısmı alacağım. İlk gördüğüm yer bakın ayırdım. Sonra bir de son gördüğüm yer var. Burayı ayırdım. Bir de orta kısmım var. Şimdi bunları sayacağım. Birincisinde 1, 2, 3, 4. 4 oldu arkadaşlar. Sondan da başlasam olurdu. Sonra buradakine geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son basamağım, birler basamağım 6 olacak. Ortaya ne yazacağım? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi yalnız arkadaşlar 11'in birini buraya yazacağım. O kalan biri buraya ne yapmam gerekiyor? Eklemem gerekiyor. Yani bunların çarpımı ne olacak? 516 olacak arkadaşlar. Wow. Şimdi o zaman şuraya yüzler basamağı, şuraya tabii... Evet, aslında hani son basamağımız birler basamağıydı ya, birler, onlar, yüzler diye devam ediyorum. Evet, onun için birler basamağından yazmaya başladık. Ben ilk başta heyecanla bu 4'ü yazdım ama birler basamağından başlamamız daha güzel tamam olacak. Hadi. Evet. Ha, yok hocam, yani ben buna inanmıyorum diyorsanız isterseniz de 43 ile 12'yi şurada çarpalım arkadaşlar. 2 kere 3, 6, 2 kere 8. 4, 8, 1 kere 3, 3, 4'ü yazdım. Topladığımda gerçekten 6, 11, elde var 1. Ne oldu? Yalnız buraya 5 yazmam gerekiyor tabii, 1 yazdım. 516. Evet, demek ki doğru sonucu bulmuş oldum. Çizgilerle çarpma işleminde aslında tabii bunu pratik olarak yapmaya başlayınca, hızlı hızlı çizince daha rahat sonuca ulaşabilirsiniz. Biz burada anlatma hedefinde olduğumuz tabii, için. Tabii ben biraz daha düzgün çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun için biraz uzun sürüyor. Mesela burada da 23'te 57. Şimdi yine 23 için İlk onlar iki tane çiziyorum. Iki evet. Çiziyoruz. Sonra pardon arkadaşlar. Evet, şimdi 23 dedim. 1, 2, 3'üncüye geliyorum. 23. 23 yaptım. Diğeri neydi? 57. 57 idi. Şimdi 57 için bir 5, bir 7 tane çizgi çekeceğim. Peki. 2, 3, 4, 5, 7 şu arayı çekeceğim. 57 olduğu için 50 burada. 7'yi de buraya çiziyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. Yakın olmalarının bir sakıncası yok. 5, 6 ve 7. 57. Şimdi biz 23 demin yapamadığımız gibi onlar basamak, birler basamak. Bu sefer birlerden başlayacağız. Heyecan yapmayalım. Gaza gelmeyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk burayı ayırıyorum. Sonra burayı ayırıyorum. Ortası da ne olacak zaten? Beraber değerlendirelim. Evet. Şimdi birlerden başlıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 oldu. 1'i yazdım bakın. Elde var 2. Elde var 2. Onu buraya ekleyeceğim. Evet. Peki buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 2 de burada var. Ne yaptı arkadaşlar? 30. 31. 20, kaç demiştim ben? Şimdi arkadaşlar aslında şunu söyleyeceğim. Tam bunu söylerken aklıma şu geldi. Şimdi buradaki noktaları tek tek saymak yerine şunu yapsam zaman kazanırım diye düşünüyordum. Şimdi tam size onu söyleyeyim. Bakın burada 7 tane var. 7 ile 2'yi çarptınız. 14 tane nokta var. Burada hani küçük çarpma işlemlerini zaten biliyoruz. Buradaki noktalarda 15. 5 kere 3'ten 15 tane, 29 tane. 2 daha ne yaptı? 31. 31. O zaman buraya 50 var 3. 50 var 3. Peki burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 de burada var. Ne oldu o zaman arkadaşlar? 13 oldu. 1311'miş bu işlemin sonucu. Hani noktaları tek tek sayana kadar kısaca hani 7 zaten tane çubuk 7, 7, var. 7 kere 2, 14. 3 kere 5, 15 diye söyleyip direkt toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de çizgilerle. Evet, peki. Evet. 2 basamaklıyla 2 basamaklıyı çarpınca bitiyor mu? Bitmiyor. İsterseniz 3 basamaklıyla 3 basamaklıyla çarpalım arkadaşlar. Ama mantık aynı değil mi hocam hepsinde? Hepsinde mantık aynı. Burada yalnız kesişen işte noktaları, kesişen noktaları sayacağız. Fakat diğerlerinin hani yüzler, onlar, birler basamağı vardı. Burada basamak sayıları artacak. Bir bakalım. Şimdi 123 yapacağım. 1. Bu 100'ün kisi. Evet. Biraz uzaklaştım. Bir tane daha. 27. Evet. 20'nin iki tanesi. Bir de ne vardı? 3'ün. 123'ün 3'ü. 1. 2. 3. Peki bunu yaptık. Şimdi sırada ne var? 131. Sayıları küçük aldım ki arkadaşlar hani uzun uzun çok çok çizmeyelim diye. Ama hepsinde aynı sonuca ulaşıyoruz. 131 başlıyorum. Burada bir tane. Burada 31'inkisi 3 tane olacak. 130. Buraya da ne kaldı? 1 kalmış oldu. Evet. 123'te 131'i çarpacağım. Şimdi az önceki gibi yapmaya kalktığımda ilkini ayırdım. Sonuncuyu ayırdım. Peki bu ortayı komple mi alacağım? Tabii ki hayır. Kesiştikleri noktaları şu şekilde alıyorum. Sonra şurayı da arkadaşlar ayrı alacağım şöyle. Şimdi bakacağım. Birler basamağımdan başlıyorum yine sonuna. Kaç var burada? 3. 3 var. Sonra buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1'i yazdım. Artı 1 burada. Burada bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 de elde vardı. Ne oldu? 11. Yine elde 1 var. O 1'i buraya ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Elde var 1. Ne yaptı arkadaşlar? 6. Ve sonuncu olarak da ne basamağımdı bu? 10 binler basamağındaki 1 de yazınca bu işlemin çarpımın sonucunun 16.113 olduğunu buldum. İsteyen arkadaşlar hesap ederek bakabilirler. Telefonlarınızdan arkadaşlar ve çarpım hesap makinesinden yine sonucu kontrol edebilirsiniz diyoruz. Fatma hocamıza bu ilginç video için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çizgilerle çarpma işlemi de bu şekilde yapıyormuş. Bu ilginç, enteresan videolarımızın birincisiydi ama sonuncusu değildi. Yepyeni videolarda arkadaşlar sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.